Sanat dünyasının bohem ruhu ve zarif çizgileriyle tanınan Amedeo Modigliani bir akşam Paris'teki küçük bir kafede otururken karşınıza çıkabilecek en ilginç karakterlerden biri olabilir. Gelin bu benzersiz sanatçının hayatı ve sanatı üzerine konuşalım. Amedeo Modigliani 1884 yılında İtalya'nın Livorno şehrinde doğdu. Bir Yahudi ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Modigliani çocukluğu hastalıklarla geçti ve sık sık yatakta zaman geçirmek zorunda kaldı. Bu dönemde sanatla ilgilenmeye başladı. Ama onu asıl ilginç kılan şey, yaşadığı dönemdeki çoğu sanatçıdan farklı bir yol izlemesi ve kendine özgü bir stil geliştirmesiydi. 1902'de Floransa'da sanat eğitimi aldıktan sonra Modigliani'nin sanatı, onun Paris'e taşınmasıyla gerçekten şekillendi. 1906 yılında Paris'e geldiğinde orası sanatın kalbi gibiydi. Picasso, Brancusi ve Sonti gibi isimlerle aynı ortamı paylaşmak onun sanatını derinden etkiledi, ancak Modigliani diğerlerinden farklı olarak kendi yolunu çizdi. Onun sanatında figürlerin uzatılmış yüzleri ve bedenleri neredeyse imkansız derecede zarif ve melankolik bir hava taşır. Modigliani'nin portrelerine bir göz atarsan hemen dikkat çeken şey modellerinin gözleridir. Çoğu zaman boş, bazen ise sadece tek bir renk ile doldurulmuş bu gözler, ruhun derinliklerine bir pencere gibidir. Bu gözlerin ardındaki hikayeleri merak etmemek elde değil. Modigliani'nin kendisi de bu konuda şöyle der: "Gözlerini çizdiğimde ruhlarını göreceğim." Bir diğer dikkat çekici yönü de Modigliani'nin nü çalışmalarıdır. Bu eserler onun figüratif sanattaki ustalığını ve insan bedenine duyduğu derin hayranlığı ortaya koyar. Ancak bu eserler döneminde oldukça tartışmalıydı. 1917'deki ilk ve tek kişisel sergisi nü çalışmalarının aşırı müstehcen bulunması nedeniyle polis tarafından kapatıldı. Modigliani kısa bir süre heykel de yapmıştır. Heykelleri genellikle taş veya bronzdan yapılmış ve figüratif tarzda olmuştur. Heykel çalışmalarının çoğu geleneksel Afrika sanatından etkilenmiştir. Modigliani'nin eserlerinde renk kullanımı da dikkat çekicidir. Genellikle sıcak ve zengin tonlar kullanır. Bu da eserlerine duygusal bir derinlik kazandırır. Modigliani'nin önemli eserlerinden birkaçını da şöyle özetleyebiliriz: Jeanne Habitorn'in portresi. Sanatçının yaşamının son dönemlerinde yaptığı önemli eserlerinden biridir. Modigliani'nin sevgilisi ve ilham perisi olan Jeanne Habitorn bu portrede yumuşak ve zarif bir şekilde tasvir edilmiştir. Eserde dikkat çeken özellikler arasında Jeanne'in uzatılmış yüz hatları, uzun boynu ve badem şeklindeki gözleri bulunur. Modigliani, Jeanne Habitorn'i birçok kez resmetmiştir ve bu portre onların derin ve karmaşık ilişkisini yansıtır. Renk paleti genellikle sıcak ve yumuşak tonlardadır. Bu da Jeanne'in sakin ve melankolik ifadesini vurgular. Modigliani'nin karakteristik stiline uygun olarak portrede figür stilize edilmiş ve doğal anatomik oranlardan sapılmıştır. Bu eser, Modigliani'nin duygusal derinliğini ve sanatında insan ruhunu yakalama yeteneğini gösterir. Jeanne Habitorn'in trajik ölümü, Modigliani'nin ölümünden bir gün sonra intihar etmiştir ve çiftin trajik aşk hikayesi bu portreye ekstra bir duygusal yoğunluk katmaktadır. Nü. Nü adlı eseri 1917 yılında tamamlandı ve sanatçının en ünlü eserlerinden biri olarak kabul edilir. Bu eser Modigliani'nin nü çalışmaları serisinin bir parçasıdır ve onun karakteristik stilini yansıtır. Modigliani'nin tipik olarak uzattığı vücut hatları bu eserde de belirgindir. Figürlerin uzun ve ince yapısı onun imzası haline gelmiştir. Modigliani'nin portrelerinde sıkça görülen badem şeklinde gözler, küçük ağızlar ve uzun boyunlar bu eserde de dikkat çeker. Eser yumuşak ve sıcak renk tonları ile yapılmıştır. Bu da figürün zarif ve sakin bir şekilde sunulmasını sağlar. Eser 1917 yılında Paris'te Bert Weil galerisinde sergilendiğinde büyük bir skandal yarattı. Sergi polis tarafından kapatıldı çünkü eserin açık saçıklığı ve gerçekçiliği dönemin ahlaki normlarına aykırı bulunmuştu. Modigliani klasik nü'yü modern bir yorumla yeniden canlandırmak istemiştir. Bu eseri insan vücudunun güzelliğini ve doğallığını kutlayan bir çalışma olarak görülür. Nü eseri Modigliani'nin diğer eserleri gibi sanat piyasasında yüksek değerlere ulaşmıştır. Eserin bir versiyonu 2015 yılında Sotheby's müzayedesinde 170.4 milyon dolara satılmıştır.
Modigliani'nin Nü eseri, onun sanatsal vizyonunu ve yeteneğini ortaya koyan bir başyapıttır. Bu eser hem güzelliği hem de sanatsal cesaretiyle dikkat çeker. Kızıl Şapkalı Genç Adam. Modigliani'nin karakteristik tarzında olduğu gibi Kızıl Şapkalı Genç Adam'da da uzun ve zarif yüz hatları, belirgin gözler ve ince boyun gibi özellikler dikkat çeker. Resimdeki figürün yüzü ve vücudu stilize edilmiş olup Modigliani'nin benzersiz çizim tarzını yansıtır. Eserde kullanılan renk paleti sıcak ve canlı tonlar içerir. Kırmızı Şapka, esere ismini verirken figürün yüzündeki hafif pembemsi tonlar ve giysisindeki diğer renklerle hoş bir kontrast oluşturur. Modigliani'nin portrelerinde genellikle görülen melankolik ve düşünceli ifade bu eserde de belirgindir. Genç adamın gözlerinde ve duruşunda derin bir düşünce hali ve duygusal bir yoğunluk hissedilir. Modigliani'nin hayatı ne yazık ki kısa sürdü. Bohem yaşam tarzı, alkol ve uyuşturucu kullanımı onun sağlığını ciddi bir şekilde etkiledi. 1920 yılında henüz 35 yaşındayken tüberküloz nedeniyle Paris'te hayatını kaybetti. Ölümünden sonra sevgilisi Jeanne Haberton'un de kendini boşluğa bırakarak intihar etti. Bu trajik aşk hikayesi Modigliani'nin yaşamına dair duygusal bir boyut katıyor. Modigliani yaşamı boyunca büyük bir ticari başarı elde edememiş olsa da ölümünden sonra büyük bir üne kavuşmuştur. Eserleri modern sanat müzelerinde ve özel koleksiyonlarda yüksek değerlerde temsil edilmektedir. Modigliani'nin sanatı hem klasik hem de modern unsurları birleştirerek kendine özgü bir tarz yaratmış ve birçok sonraki nesil sanatçıyı etkilemiştir. Videoyu şu sözlerle bitirelim. Ruhumuzun ateşini söndüren her şeyden uzak durun. Yeni içeriklerden haberdar olmak için kanala ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.